CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'de büyük bir felaket yaşandığını, bu felaketin üstesinden gelmek için milletçe seferber olunduğunu söyledi. Ahmet Akın, büyük bir felakette tek yürek olmak, her türlü tehdide karşı vatanın her karışını korumak, gözünü kırpmadan fedakarca mücadele etmek milletimizin mayasında var. Orman yangınları ile mücadele bitmedi ormanların bu tehditten kurtarılması, sürdürülebilirlik anlayışı içinde gerekli önlemlerin alınması görevi iktidarındır. Ormanlarımıza sahip çıkmak, gelecek nesillerimizden ödünç aldığımız milli ve doğal servetimizi korumak için milli bir seferberliğe ihtiyacımız var, diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Muğla Milas'taki bütün yangınlar kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Milas'ta orman yangınlarını tetikleyen aşırı kuru ve sıcak havanın da yavaş yavaş etkisini azalttığını ve nem oranında yükselme olduğunu belirten Ahmet Akın, orman yangınlarına destek veren gönüllülere, ormancılara, itfaiyecilere, belediye çalışanlarına teşekkür etti. CHP Mola Milletvekili Suat Özcan ile birlikte Milas'ta yaşanan yangın felaketinde söndürme çalışmalarında etkin bir görev alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini de görev yerlerinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz burada canla başta mücadele ettiler. Her bir hemşehrime bu seferberlikte mücadeleleri için Milaslılar adına, tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum, dedi.